İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam briefing saatinde Türkiye'nin savunma sanayinin oldukça önemli bir alanına dair ayrıntılı bir tartışma yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayini zaman zaman briefing saatinde konu ediyoruz ve farklı alanlardaki çeşitli başarıları veya çeşitli ilerlemeleri ele almaya çalışıyoruz. Bu anlamda mesela İHA, SİHA teknolojileriyle ilgili birçok tartışma yaptık. Ama yakın dönemde veya belki orta ve uzun vadede Türkiye'nin savunma sanayinde son derece önemli olduğunu düşündüğümüz, aslında Türkiye'nin bütün uluslararası platformlarda çok daha etkin bir aktör, çok daha güvenlikli bir aktör olmasını sağlayacak milli muharip uçak meselesini tartışmak istiyoruz. Malumunuz olduğu üzere Türkiye hava savunma sistemlerinde uzun yıllardır hava savunma sistemi oluşturmaya çalışıyordu ve bu çerçevede çeşitli denemelerden sonra, çeşitli Amerikalılarla veya Çinlilerle çeşitli müzakerelerin sonunda S-400 meselesinde karar kılınmıştı. 1990'lı yıllardan bu yana Türkiye'nin savunma sanayine, Türkiye'nin hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı dile getiriliyordu. Çünkü o tarihlere kadar Türkiye'nin hava kuvvetlerinin temelini Amerika tarafından üretilen F-16 jetleri oluşturuyordu. F-16'lar Türkiye'nin sadece hava sahasını korumakla görevli değil, aynı zamanda Türkiye'nin saha dışı, sınır dışı operasyonlarında, özellikle terörle mücadelede çok faydalı olduğu için tercih edilen uçak sistemleriydi, hava sistemleriydi. Bu nedenle uzun yıllar Türkiye'de hava savunma sistemlerinin göz ardı edildiği, fazlaca F-16'lara dayandığı söylenir. Gerçi biraz şartların gereğiydi, öyle olması gerekiyordu. O tarihlerde çoğunlukla öyle oldu. Ama 5. nesil jet meselesi, yani 5. nesil savaş uçağı meselesi gündeme geldiğinde Türkiye çok erken tarihlerden itibaren F-16'ların çok daha gelişmiş, çok F-16'ları bir kenara bırakıp çok daha gelişmiş 5. nesil savaş uçağı dediğimiz F-35 projesinin bir parçası oldu. Fakat S-400'ler tartışması çerçevesinde Amerikalılar Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma eğilimi gösterdi ve geldiğimiz noktada Türkiye F-16'lardan F-35'lere geçemeyecekse o zaman belki de kendi milli muharip uçağını yapması tartışmaları işte bu çerçevede başladı. Türkiye tabii ki F-35 projesinin bir parçası olarak, üreticilerden bir tane, büyük konsorsiyumun bir parçası olarak F-35'leri satın almak isteyecektir. Zaten bu çerçevede Amerikalılara 1 milyar 400 milyon liralık bir ödemeyi yapmış bulunuyoruz. Ama Amerikalılar maalesef katsa yaptırımlarını vesaireyi, bir sürü şeyi, özellikle S-400 satın almış olmamızı bahane ederek F-35 uçaklarını Türkiye'ye vermekten çekiniyorlar. Bu tartışmada birçok alt başlık var. F-35'in neden verilmediği, bunların bahane edilip edilmediği. Fakat bizi asıl ilgilendiren bunun sonunda ne olacağı. Çünkü Türkiye 1 milyar 400 milyon ödemeyi yapmış ama F-35'leri alamıyor. Bu nedenle Amerikalılarla F-16 projesi gündeme geldi. Taraflar şu anda F-35 verilmeyecekse şayet, en azından 1 milyar 400 milyonluk ödememizin karşısında F-16'ların son versiyonu olan Blok 70, F-16 Blok 70 uçaklarının Türkiye'ye verilmesi, para karşılığında verilmesi gündemde. Bu tür tartışmalar bir yönüyle devam ediyor. Ama aynı zamanda özellikle savunma sanayinin birçok alanında Türkiye'nin bu zamana kadar kat ettiği mesafe, Türkiye'yi yeni yatırımlar ve belki de savaş uçağını kendisinin üretebilmesi konusunda daha iddialı, daha iyimser bir hale getiriyor. Bu nedenle uzun süredir devam eden çalışmalar, Türkiye'nin öyle veya böyle ister F-35'le olsun, ister F-16 Blok 70'lerle olsun, yurt dışından aldığı ne varsa onlara rağmen, onlara ilave olarak aslında bir şekilde kendi savaş uçağını üretmek gibi bir planı da var. Bu plan çok ayrıntılı bir şekilde savunma sanayinin ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimleri tarafından ayrıntılı bir biçimde çalışıldı.
iki tane ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Yani çünkü milli muharip savaş uçağını üretmek öyle her ülkenin cesaret edebileceği, her ülkenin kolayca gerçekleştirebileceği bir atılım değil. Bu nedenle çeşitli aşamalardan geçmek gerekiyor. Bu çerçevede mesela Türkiye Hürjet projesini bu bütün savaş uçağı üretme çabalarının bir parçası olarak öncelikle ortaya koydu ve Hürjet'te belli aşamalara gelindi. Bu aşamalar çerçevesinde mesela 2023 yılında Hürjet'in uçması, 2025 yılı itibariyle ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi gündeme geliyor. Tabii ki Hürjet dediğimiz uçak Türkiye'nin savaş uçağı anlamında ilk ürettiği jet olacak ama bu F-35'in yerini tutacak veya F-16'ların görevini görecek bir uçak değil. Aslında Hürjet bir eğitim uçağı ve hafif muharebe uçağı olarak planlanıyor. Ama bu sadece Hürjet çerçevesinde düşünülmemeli. Ayrıca Hürjet'in çok daha önemli başka bir işlevi olacak. O da milli muharip uçak dediğimiz, yani Türkiye'nin hava savunması veya hava taarruzunda temel silahı haline gelecek olan milli muharip uçağın aslında bir çeşit altyapısını da oluşturacak. Hürjet'te başarı elde edilir ve Hürjet eğitim uçağı veya hafif muharebe uçağı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilirse orada üretilecek kapasite, orada üretilecek know-how bir şekilde milli muharip uçağın üretiminde de aslında bir çeşit kaynak olacak. Milli muharip uçağın üretilmesi son dönemde Türkiye'de çok ciddi bir tartışma konusu. Gerçekten Türkiye bu kapasiteye kolay kolay ulaşabilir mi? Gerçekten F-35'in yerini tutabilir mi? Bütün bu tartışmalar bir yana, son dönemde birçok gelişme bize gösterdi ki aslında Türkiye kendi yerel kaynaklarıyla yapılamaz denilen birçok savunma sanayi alanında atılımı gerçekleştirebildi. Eğer milli muharip uçak denemesinde de aynı başarıyı gösterebilirse aslında Türkiye'nin uluslararası anlamda güvenlik alanında birçok dış aktöre bağımlılığının neredeyse sonuna geldik diyebiliriz. Diğer projeler, yani mesela kendi hava savunma sistemlerimizi üretmek veya İHA SİHA'larda daha ileri gitmek veya işte Altay tankının üretilmesi gibi birçok alanda devam eden proje var. Fakat sanırım bunların en önemlilerinden bir tanesi de milli muharip uçak meselesi. Bu Türkiye'nin özellikle F-35 sonrasında karşılaştığı, F-35 konusunda Amerika ile yaşadığı gerilimlerin arkasından çıkan bir sonuç. Bu sonuç biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye aslında vakti zamanında verilmeyen İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'yi bu alanda yatırım yapmaya teşvik etmiş. Ve o zamanlarda da yapılması neredeyse imkansızmış gibi düşünülen İHA'lar, SİHA'lar bugün dünyanın en önemli silah sistemleri olarak dünyada savaşın doğasını, savaşın karakterini değiştirecek nitelikte silahlar olarak kabul ediliyor ve dünyanın her tarafında bir Türk mucizesi olarak adlandırılıyor. Aynı başarının milli muharip uçakta yakalanıp yakalanamayacağını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bir konuğumuz var. O kendisi özellikle bu alanda, yani savunma sanayinin teknik alanında uzman. Daha önce de programlarımıza konuk etmiştik. Yine bilgilerinden faydalanmak istiyoruz. Güvenlik analisti Kadir Doğan bizlerle. Kendisini davet ediyorum. Hem Hürjet neymiş, hem milli muharip uçağın takvimi neymiş, nasıl ortaya çıkacakmış, gelin birlikte değerlendirelim. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Briefing saatinde bu akşam milli muharip uçak meselesini konuşuyoruz. Hı. Aslında Hürjet vesaire hepsi beraber Türkiye'nin bir savaş uçağı üretme projesi diyebiliriz. O projede Türkiye nerede, onu konuşalım. Hedefler nelerdir? Nasıl gerçekleştirebilir? Türkiye için bu milli muharip uçak üretme ne ifade ediyor? İsterseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Türkiye'nin milli muharip uçak üretme hedefinin temelinde ne var?
Aslında bu bu konuda Sayın Selçuk Bayraktar'ın da güzel bir açıklama sözü vardı. Bu aslında yarım kalmış bir hikayenin devamı. Yani Nuri Demirağlar'ın döneminde ve Cihyur Yurkuşlar'ın döneminde başlatılan ve ülkemizin... Kadir Bey, çok özür diliyorum. Üsküdar'daki bir patlama nedeniyle İstanbul Valimiz açıklama yapıyormuş. Ona bir bağlanalım, sonra devam edelim. Tekrar merhaba değerli izleyenler. Üsküdar'daki patlama nedeniyle Sayın Vali'ye bağlandık. Biz tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Milli Muharip Uçağın Türkiye için anlamı nedir? Biraz onunla başlayalım isterseniz. Aslında bizim ülkemizin yıllardır hayali olan yarım kalmış bir hikayenin devamı. Yani Vecihi Hürkuşlar'ın döneminden, Nuri Demirağlar'ın döneminden bizim bir şekilde çeşitli sebeplerle akamete uğramış havacılık hikayemizin en aslında tarihimizdeki önemli yapı taşı diyebiliriz. Şimdi milli muharip uçak dediğimiz şey aslında bir kavramdan, bir uçaktan çok daha ötesinde bir ekosistemin yaratılması, bir havacılık kültürünün oluşması ve Türkiye'nin çok kritik bazı alanlarda kabiliyet kazanması demek. Bu da tabii ki tek başına olacak bir şey değil. Şimdi bir ekosistemin yaratılması ne demek? Sizin çeşitli altyapıları oluşturmanız, nitelikli insan gücünü elde etmeniz, bununla birlikte ilgili maddi ve manevi kaynakları doğru yönetmeniz gerekiyor. Aslında Türkiye buna uygun, realist, gerçekçi bir planla yola çıktı. Şimdi dünyada daha önce böyle bir tecrübesi olmayan bir ülke kalkıp dese biz 5. nesil bir savaş uçağı yapacağız. Muhtemelen birçok ülke ona güler. Ama Türkiye'de neden bu durum farklı? Çünkü biz bunu kademeli bir planla yaptık. Biz önce Hürkuş'la başladık. Hürkuş bunun daha çok pervaneli diyebileceğimiz, daha çok eğitim uçağı olan ama havacılık konusunda iyi bir altyapı kazanmanızı sağlayan bir üründü. Sonrasında biz bunu Hürjet'le ilerleteceğiz. Artık biz bunun jet eğitim veya hafif taarruz uçağını yapacağız dedik. Ve sonrasında milli muharip uçağı geçeceğiz dedik. Aslında biz 100 yıllık o akamete uğramış bir kültürü, o ekosistemi çok hızlı bir şekilde elimizdeki imkan ve kabiliyetlerle, bunda tabii ekonominin, işte insan kaynağının birçok şeyin çok önemi var. Bunu oluşturmaya çalıştık biz burada. Şunu söylüyoruz değil mi? Aslında yani basitçe işte F-35'ler bize verilmiyor madem, hadi uçak yapalım tartışması değil. Değil. Yani 100 yıllık bir hayal var ve son yıllarda da uzun süredir şekillenen işte Hürkuş'la başlayıp ortada bir adım adım giden bir planlama var. Dolayısıyla hani bu tepkisel bir gelişmenin sonucu değil. Tabii ki o tepkisel gelişmeler muhtemelen hız vermiştir ama aslında Türkiye son derece uygun bir planlama, uygun bir takvimlendirme yapıyor galiba, değil mi bu anlamda? Aynen öyle. Çünkü havacılık projelerinin geneldeki en büyük zorluklarından bir tanesi çok uzun olmalarıdır. Örneğin bir F-35 programına baktığımız zaman 30-40 yıl kullanacağınız, kendinizi bağlayacağınız bir şeydir. Aynen öyle. F-35 programını ilk ortaya çıkıldığı dönem, yani Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin bir ihale açtığı dönemler 1991 yıllarına dayanıyor. Sonrasında F-35'lerin ilk uçuşlarını yapması, işte 2013-14'lü yıllarda sonrasında envanterlere girip çıkması falan, yaklaşık 70-80 yıl siz bir ürünle uğraşıyorsunuz burada. Şimdi bu aslında birçok açıdan çok iyi derecede yönetilmesi gereken bir teknik altyapı demek. Bir maddi kaynak demek. Alt yükleniciler demek. Sadece Türkiye'de F-35 programı için yine konuşuyorum. 500'den fazla alt yüklenicisi vardı F-35 programının Türkiye'de. Sadece Türkiye'de. Sadece Türkiye'de. Dünyada binlerce alt yüklenicisi vardı bu programın. Yine benzer bir durum Milli Muharip Uçak için de geçerli. Bu kadar fazla insanı, şirketi, çalışanı, maddi kaynağı, teknik bilgi yönetmek çok büyük bir iş. O açıdan bize çok büyük teknik katkıları olacak, bize çok büyük kabiliyetler kazandıracak. Hem havacılık alanında hem de işte proje yönetimi dediğimiz süreçler, işte bu projelerin ekonomik, iktisadi, insani yönlerinin yönetilmesi açısından çok önemli. Şimdi 3 tane ayaktan bahsettik. Bir Hürkuş'tan bahsettik. O gerçekleşti. Şimdi Hürjet. Hatta ihraç ettik Nijer'e 2 tane. Evet, çok güzel. Şimdi Hürjet aşamasındayız. Yani aradayız. Sonra da Milli Muharip Uçak ortaya çıktı. Bunların mesela önümüzdeki dönemdeki tarihlendirmeleri neler? Hangi aşamalardayız? Yani şunu görelim. Mesela biz Milli Muharip Uçak becerebilirse, Türkiye bunu yapabilirse, planlandığı gibi gidebilirse, ne zaman
Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir uçağa sahip olabilir? Veya Hürjet ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine gider? İsterseniz buradan başlayalım, sonra o uçakları ayrıntılı bir şekilde de ele alalım. Tabii Hürkuş aslında bitmiş bir ürün. Çeşitli modifikasyonları yapılan bir ürün. Yani bitmiş bir üründen kastımız Hürkuş da... Hürkuş dediğimiz pervaneli bir uçaktan bahsediyoruz. Bizim jet en alt eğitim örneğinden bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet, eğitim uçağı. Eğitim uçağımız. Onu şimdi silahlandırıyoruz da yine aynı zamanda. Hürkuş'un C versiyonları çıkacak. Farklı versiyonları çıkıyor. Burada aslında önemli nokta şu. Bir havacılık ürünü değişimi asla bırakmaz. Yani ömrü boyunca sürekli değişikliklere uğrar, silahlandırılır, aviyonikleri değişir, elektronikleri değişir. Birçok farklı değişime uğrar. Şimdi Hürkuş'un ihracatını da başardık. Nijer'e önemli bir satışta oldu. Hava kuvvetleri envanterine de giriyor şu anda. Ona artık bitmiş bir ürün gözüyle bakabiliriz. Hürjet'te durum şu şekilde. 2022 yani bu yıl artık hangardan çıkışının yapılıp 2023'te yani 18 Mart 2023 diye de bir tarih belirlendi bu konuda. 18 Mart Çanakkale. Evet. Aynen Zaferi öyle. Ile birlikte. Uçuşunun yapılıp 2025 yılından itibaren hava kuvvetlerine önce eğitim için olan versiyonları sonrasında da silahlı versiyonlarının teslimatlarına başlanılması bekleniyor. Yani 2023 bekleniyor. Yılı itibariyle Hürjet yani bu milli muharip uçak üretmedeki ikinci aşama aslında uçacak ve teslime hazır hale gelecek. Aynen öyle. Seri üretim içinde zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Savunma Sanayi İcra Kurulu'na onayı da geçti. Bu konunun artık seri üretim kararı da alınmış bir ürün. O süre gelen bir çalışma olacak. O zaman şu Hürjet'i bir yakından tanıyalım mı? Tabii. Arkadaşlarımız bir Hürjet üzerine bir ayrıntılı bilgi vermişler. Onu teker teker üzerinden gidelim. Yani ne büyüklükte bir uçak, neyle kıyaslanabilir, nedir, ne işlev görecek, iyi yönleri neler, silahlandırıldığında ne olabilir? Onu bir kısaca tanıyalım isterseniz sizinle Tabii birlikte. Tabii şöyle, şimdi jet eğitim uçağı dediğimiz şey aslında bizim şu, havacılıkta bir özellikle askeri noktada hava kuvvetlerinin bir pilot eğitimi için çeşitli seviyeleri var. Önce daha basit uçaklarla başlıyorsunuz. Sonrasında pervaneli uçaklara geçiyorsunuz. Sonrasında işte en son seviyelerde bu gibi jet eğitim uçaklarına geçiyorsunuz. O yüzden o kademenin önemli bir bölümü. Aslında bunu yaptıktan sonra jet yapabiliyor oluyorsunuz. Aynen öyle. Ve onu artık geliştirmek kalıyor. Aynen öyle. Türkiye o aşamaya geldi şu anda. Aynen öyle. Biz Hürjet öncesinde Amerikalılardan Talon adını verdiğimiz ürünleri alıyorduk. O ürünlerin artık ömürleri neredeyse dolmak üzere. Onlarda çeşitli yine ürünlerin yedek parçalarının vesaire temini konusunda sıkıntılar da yaşandığını biliyoruz. O yüzden bu aslında bizim için çok önemli bir ürün. Sadece eğitim uçağı haliyle bile. Burada işte kanat açıklıkları, uzunlukları, kanat alanları gibi bazı matematiksel özelliklerini görüyoruz. Yine ulaştığı hızlar, işte buradaki örneğin G limitleri dediğimiz şey. Aslında G dediğimiz şey bir mesela 8G o hava aracının anlık bir manevra esnasında toplam ağırlığını 8 kata kadar bir yüke dayandığını söylüyor bize. G dediğimiz şey total bir birim ağırlık gibi düşünebiliriz o aracı. Yani. Yine işte tırmanma oranları, dönüş yarıçapları bunlar aslında yani buradaki parametreler ideal bir pilot yetiştirilmesi için gereken neredeyse tüm özellikleri fazlasıyla sağlıyor. Yani mesela çağdaşlarıyla vesaireyle kıyaslandığında son derece başarılı bir eğitim jeti olarak gözüküyor. Aynen öyle. Peki bu mesela sahada operasyonda kullanılabilecek nitelikte bir şey midir aynı zamanda? Evet, silahlandırdığımız zaman da oraya geçelim isterseniz. Artık biz bunu yakın hava desteği özellikle siz de çok hatırlarsınız, iyi bilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nda ilk biz bu yakın hava desteğini Almanların Stukalarıyla duymuştuk. Aslında o görevi biraz daha yapacak. İşte Amerikalıların meşhur A-10'larının işte yaptığı görevleri yapabilecek tipte. Yani karada muharebe eden orduya, tekil askere, birliklere yukarıdan hava desteğini aynı hızlı bir şekilde verebilen bir jet. Aynen öyle. Yine bir diğer önemli nokta şu. Buradaki silahları işte havadan yere füzeler, havadan havaya füzeler, potları gördüğümüz zaman aslında şunu da fark ediyorsunuz. Buradaki füzelerin de alt içerisindeki aviyoniklerin yani uçak elektroniklerinin birçoğunu da Türkiye kendisi yapabiliyor artık. Buradaki işte Teber 82, HGK 82, 83, lazer güdüm kiti, minyatür bomba, işte yine Göktuğ projesi bizim yerli TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği hava füzeleri onlarla da donatılacak. Ve yerlilik seviyesi
azami derecede yüksek olacak bir ürün burada. Burada ben yani bu işte füzeler vesaireler, podlar, bunlar zaten hani Türkiye'nin normal savunma sanayi çerçevesinde üretmeye başladığı silahlar, dolayısıyla buna entegre edilecek. Şimdi burada yukarıda gördüğümüz bazı şeyler var. Mesela kaska monteli gösterge opsiyonel, yani bazı modellerinde olacak, bazılarında olmayacak, ama mesela bu bizim F-35'te gördüğümüz bir yenilik, evet, değil mi mesela? Oradan itibaren hani biraz önce şeyden bahsettik ya, bir ekosistem, o platformu kullanmaya başladığınızda buradaki yenilikler neler? Mesela hani F-16'larda olmayan veya bugün kullandığımız eğitim uçaklarında olmayan temel parametreler neler mesela? Aslında şöyle, çok güzel bir noktaya değindiniz. Hürjet bizim milli muharip uçak için bir ön gösterimimiz adeta. Milli muharip uçakta, yani burada sayılan bu özelliklerin fazlası milli muharip uçakta olacak. Biz aslında onları Hürjet de deniyoruz şu anda. Aynen. Burada. İşte kask konusu, yine işte hat dediğimiz ekranlar, bunların işte dijital kontrollü uçuş sistemleri, yani bir nevi otopilot destekleri, işte gelişmiş makine insan arayüzü denilen şeyler, biraz daha oradaki yapay zekanın insanla iletişimini kolaylaştıracak bilgilerin yer alması. Yine veri linkleri dediğimiz, sadece her zaman hani şey diye düşünüyoruz biz, silahlı bir araç her zaman bulduğu hedefi vurur. Askeri olarak bu durum öyle değildir. O hedefi en uygun zamanda en optimum o bölgede bulunan unsur imha eder. O yüzden aslında siz bu gibi ürünlerle de bir nevi veri topluyorsunuz. Onu da sağlıyor buradaki data linkler. Bunların hepsi aslında bizim günün sonunda milli muharip uçakta göreceğimiz ve geliştirdiğimiz teknolojiler bunlar. Bu teknolojiyi biz Hürjet'te entegre edip gördükçe milli muharip için elimizde çok güzel doneler olacak. Çok hızlı bir soru. Yani şimdi biz hani daha basit anlaşılması için söylüyorum. Şimdi biz bu uçağı üretiyor muyuz? Evet. Şu an uçabilir hale geldi. Aynen öyle. Peki ne kadar sürede biz bu uçağı üretebilir hale geldik? Yani ta şeyden başlayalım, Hürkuş'tan başlayalım. Ne diyelim, çok cari çalışmaları, son gerçekçi çalışmaları. Ne kadarlık bir sürede Türkiye bu mesafeyi kat edebildi? Bir havacılık ürünü, özellikle bu gibi ürünlerde dünyada iyi derecede bu işi bilen ülkelerin geliştirme süreleri projenin ilk işte kararının alındığı günden envantere girmesine kadar yaklaşık 15 yıl, 20 yıllık bantlarda değişiyor. Türkiye'nin de yine Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak serüvenine baktığımız zaman aynı dönem. Yani 2000'li yılların başında başlamış olan bu süreçler, işte bunların çeşitli projelendirilmesi, ilgili bütçelerin, kaynakların yaratılması gibi süreçler, sonrasında üretim, tasarım faaliyetleri ile birlikte 20 yılı aşan süreçlerden bahsediyoruz burada. Şimdi peki buradan milli muharip uçağa geçiş. İsterseniz o milli muharip uçak meselesini masanın başında devam edelim. O milli muharip uçağa geçiş sürecinde Türkiye'yi en fazla zorlayacak olan şey ne? Yani çok kolay bir şey değil. Yani 5. nesil jet üretmekten bahsediyor. Amerika bile tonlarca ortakla bu işi gerçekleştiriyor. Masraflı bir şey. Satış alanlarını oluşturmanız gerekiyor vesairesi. Birçok şey var. Aynen öyle. Dolayısıyla mesela hani bunu feasible kılan, yani yapılabilir kılan şey nedir? Yani Türkiye bu aşamayı nasıl planlıyor? Şöyle, şimdi Türkiye F-35'in önemli partnerlerinden bir tanesiydi. Milli Muharip Uçağı şu anda geliştirme görevini yükleten TUSAŞ, Türk Havacılık Uzay Sanayi. Milli Muharip Uçak'tan önce F-35'in orta gövdesini, yani önemli bir bölümünü üretiyordu zaten. Aynı zamanda TUSAŞ'ın Boeing, Airbus gibi, Lockheed Martin gibi, Northrop gibi dünyanın en büyük havacılık şirketlerine çok ciddi bir imalatı söz konusu. Bu zaten bizim hani orada iyi bir know-how'umuzu oluşturan hazır bulunan bir, bir şeyimiz var zaten. Tabii, orada. Tabii bir know-how'umuz var. O, önceden başka firmalara çalışıyorduk. Uluslararası işbirliğinden aynen öyle. Kaynaklı. Aynen öyle. Şimdi buradaki temel zorluklar şunlar aslında. Şimdi 5. nesil bir uçak demek aslında sadece bir uçak demek değil. Uçan kale. Uçan kale de diyebiliriz, uçan bilgisayar da diyebiliriz. Tamam. Aslında bunu. Uçan bilgisayarlı kale. Aynen. Uçan bilgisayarlı kale diyebiliriz. Temelde aslında şu, çok fazla veriyi siz almanız lazım,
işlemeniz lazım. Pilota onu minimum seviyede aktarmanız lazım ki o da bir insan neticede o anlamlı veriyle bir görev icra edebilsin. Çevresindeki diğer tüm insanlı ve insansız birimleri yönetebilmesi lazım. Hı hı. Hani genelde 5. nesil uçaklar için düşük görünürlük, örneğin işte süper kruz vesaire gibi özellikler sayılır. Bunlar biraz daha teknik kağıt üstündeki özelliklerdir. Ama F-35'i bu kadar değerli kılan şeye baktığımız zaman... Normalde mesela Amerika'nın düşük görünürlü başka uçakları da tabii var. Tabii F-22 çok daha iyi bir seviyede. Ama yani bunu 5. nesil kılan şey biraz mekanikten çıkıp bilgisayar dünyasına geçiyor oluşu değil mi? Aynen öyle. Yapay zeka destekli. Aynen öyle. Özellikle şimdi bu noktada neler giriyor bunun içerisine? Şimdi bu uçağın içi özellikle Milli Muharip veya Hürjet inanılmaz fazla sayıda çok komplike elektronik aletlerle dolu. İşte çok yeni nesil radarlar var. Örneğin bizim ISR radar dediğimiz şu anda F-16'ların blok 70'lerinde bulunan blok 70'leri de oldukça değerli bir hale getiren, F-35'lerde falan bulunan, bizim de hem Akıncı'ya Aselsan'ın geliştirdiği bu geliştirme projesi devam ediyor şu anda. Hem Akıncı'ya hem Hürjet'e hem Milli Muharip Uçağı takmayı düşündüğümüz önemli bir teknoloji. Aslında şunu yapıyor bu radar, birçok farklı radarın yaptığı şeyi çok ufak bir alanda tek başına yapabiliyor. Yani 4-5 farklı radarla yapacağınız işi, tek başına hem de çok uzun menzillerden çok yüksek çözünürlükle yapmanızı sağlıyor. Aynen öyle. Bu size neyi sağlıyor aslında? F-35'in zaten temel özelliklerinden bir tanesi o. Bütün etrafın haritasını çıkartıyor. Ve sizi F-35'i düşmanı görmeden imha etme kabiliyeti var. Henüz yaklaşmadan yanına siz onu tespit edemiyorsunuz ama o sizi tespit edebiliyor. Görüş ötesi füzeyle sizi imha da edebiliyor. Örnek olarak şey verelim. Yani Irak Körfez Savaşı'nda 1991'de Irak tankları Amerikan Abrams tanklarını görmeden çok daha uzun mesafeden Amerikalılar yani Irak tankları onları göremeden yok ediyordu. Benzer bir özellik bu 5. nesil uçaklarda devreye girecek. Tabii özellikle bununla birlikte şimdi artık F-35 ile birlikte şu konuşuluyordu tüm dünyada. İnsanlı savaş uçaklarının sonu geldi. Bundan sonra tamamen insansıza döneceğiz gibi bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşımın doğru olmadığını Amerikalılar da anladı. İngilizler de anladı. Yani insanlı olacak. Tabii 5. nesil uçak. 6. nesil uçak. 6 da insanlı. Yani şu anda İngilizlerin Tempest projesi yine insanlı. Çünkü henüz teknolojinin o kadar yeterli olmadığının onlar da farkına varmaya başladı bu noktada. Peki bu insansız araçların olmayacağı anlamına mı geliyor? Yok, onlar hayır. Ayrı bir görevi devam ettiriyor. Biz orada. Bakıyoruz TB2'lerin, işte bizim Anka'ların, bizim tüm bu insansız hava araçlarımızın sahaya etkisini de görüyoruz biz burada. Peki F-35'in veya Milli Muharip Uçağın bu noktadaki görevi ne olacak? O araçların hepsini havada bir komutan gibi yönetmek olacak aslında. Çok güzel. Yani örneğin... İyi bir tarif. Aynen bir TB2'nin örneğin aldığı bir görüntü, bir radar izi, bir tespit ettiği hedef var. Havada bizim Milli Muharip Uçağımız bunu görebilecek. Ona göre uygun hedefi yönlendirebilecek. Buna en ufak sınıftan en yüksek sınıfa kadar düşünün bunu. Sürekli veri akışı olan bir aynen sistemden öyle. Bahsediyoruz. Aynen öyle ve çok yani büyük havada, bir veri akışı. Havada tek bir tane uçağı tespit edip onunla havada vuruşmak vesaire değil. Bütün hava kontrolünü tek bir merkezde yapıp onun üzerinden de etrafa emirler aynen öyle. Yani şey gibi düşünebiliriz en basit tabirle. Bir F-35 pilotu yaklaşık 20, 30, 40, 50 tane insansız askeri yönetebilecek bir komutan haline geliyor bu noktada. Peki kritik soru yani Türkiye'nin takviminde öngördüğü zaman nedir? Bir dakikalık süremiz kaldı. O gerçekleştirilebilir bir hedef olacak mı bütün bu özellikleriyle birlikte? 2025 yılında biz uçuşunu yapmasını, 2023'te hangardan çıkması yani rollout dediğimiz şeyi yapmasını, 2028 sonu, 2029 başı gibi o yıllarda da biz Milli Muharip'in Hava Kuvvetleri'ne teslimatının yapılmasını bekliyoruz. Bu şu açıdan gerçekçi bir yaklaşım. Bu gibi projeler faz faz değerlendirilir. İlk birinci yaptığınız ürünle belki 10 sene sonra ortaya çıkacak ürün arasında çok ciddi teknolojik yenilikler vardır. Biz zaten birinciyi şu anda yapıp üstüne kademe kademe koyma hedefindeyiz. O yüzden çok gerçekçi bir yaklaşım bu. Yani bir altyapı oluştu Hürkuş'ta, şimdi Hürjet devreye girdi. Dolayısıyla aslında işin belli bir kısmı zaten
tamamlanmış oldu. Hı hı. Bu çerçevede de milli muharip uçak üretme kapasitesine de inşallah en kısa sürede ulaşırız. 2028'de Türk semalarını milli muharip uçakla koruruz. Korur i̇nşallah. Pilotlarımız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gelirsin. Kadir Doğan. Hem briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyoruz.